Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Android telefonlarda yaptığınız görüşmelerin nasıl kaydedebileceğinizi anlatacağım. Bunun için yapmanız gereken Google Play Store'a girip oradan arama kaydedici isimli programı bulup indirmeniz. Buna benzer başka uygulamalar da var Play Store'da. Biz bunu anlatmayı tercih ettik. Bize daha kullanışlı, daha basit geldi arayüzü. Uygulamanın ikonu şu. İsmi burada farklı olarak çıktığına bakmayın. Arama kaydedici olarak aradığınız zaman çıkacaktır karşınıza şu ikondaki program. Uygulamamızı açalım. Uygulamayı ilk açtığımız zaman karşımıza bulutu kurun diye bir seçenek çıkıyor. Bu şu işe yarıyor. Yaptığımız konuşmaları bizim Google Drive'a ya da Dropbox klasörümüze kaydediyor otomatik olarak. Bunun için bulut hesabımıza oturum açmamız lazım. Buradan da aramanın sesini yükseltebiliyoruz. Bu kısımda yeni sürümde neler yapıldığını söylüyor. Önceki sürümlerde neler vardı ondan bahsediyor. Nelerin geliştirildiğinden bahsediyor. Tamamlandı diyelim. Gördüğünüz gibi karşımıza boş bir ekran geldi. Gelen kutusu ve saklanmış sekmesi var burada. Burada da hiçbir kayıt yok henüz. Önce bir ayarlar kısmına bakalım. Neler varmış? Şuradan ayarlar diyoruz. Şu üstten aramaları otomatik olarak kaydetmeyi açabiliyoruz. Buluttan zaten bahsetmiştik biraz ne olduğundan. Direkt Dropbox veya Google Drive hesabımıza aktarıyor görüşmeleri. Şurada önemli bir nokta var arkadaşlar. Bu voice call'u mic yapacağız. Yani mikrofon. Sesi aldığı kaynak mikrofon olacak. Şu dosya tipi de önemli arkadaşlar. Eğer bunu AML'de bırakırsanız 2 dakikadan uzun süreli kayıtları yapmayacaktır. O yüzden bunu WAV yapmanız lazım. Ücretsiz versiyonda böyle ayarlar yapabiliyoruz. Bu uygulamanın bir de Pro versiyonu var arkadaşlar. Yaklaşık 16 lira civarında. Birkaç ek özellik geliyor bununla beraber. Bunlardan mesela bir tane şurada var. Kaydetmek için salla seçeneği. Hani çağrı geldiği zaman eğer sallarsanız telefonunuzu kaydediyor sizin görüşmenizi. Bu kısımlara fazla girmeden direkt bir arama yaparak örnekleyelim isterseniz. Şuradan teknolojiye atarlı adamı arayalım bakalım. Operatöre veriyorum sesi. Ha, abi merhaba, nasılsın? İyidir ya, bir uygulama tanıtıyordum da senle bir konuşayım dedim. Konuşma üzerine bir uygulama. Ses kaydediyor konuşmanın. Sesini kaydediyor. Aramak istedim. Hem sesini duymuş olurum dedim. Yok abi, ne sapı ya. Adam telefonu attı. Evet, şimdi konuşma bitti arkadaşlar. Şu üst taraftan göreceksiniz bir yeni kaydınız var diye çıkıyor. İster buradan ister uygulamadan ulaşabiliriz bu kayda. Şuna tıklayalım, biz direkt uygulamaya göndersin. Gördüğünüz gibi kaydı açtı bize. 44 saniye konuşmuşuz. 3,7 MB boyutundaymış. Şimdi burada bu kaydı neler yapabileceğimizi söylüyor. İstersek direkt dinleyebiliriz. Sil, paylaş, kaydet, işte arama notlarını düzenle gibi seçenekler var. İstersek bu kişiyi direkt tekrar arayabiliriz. Gördüğünüz gibi kaydımızı yaptı uygulama. Şöyle uygulamadan bir çıkalım tamamen. Tekrar girelim. Gördüğünüz gibi uygulamayı açar açmaz en üstte gösteriyor bize. Uygulamanın bu sürümü sadece son 40 aramayı saklıyor arkadaşlar. Eğer pro sürüme geçerseniz bu sınır ortadan kalkıyor. Dilediğiniz kadar aramayı saklayabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere bu uygulamanın sadece Android versiyonu tanıttık ama hani farklı platformlarda da buna benzer birçok uygulama var. Bulabilirsiniz çok rahatlıkla. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.